Merhaba arkadaşlar. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Bugün üzücü bir haberle uyandık hepimiz. Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve ilçelerinde hissedilen çok ciddi bir deprem oldu. Gerçekten ülkemizin yaşadığı en büyük depremlerden biri. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şu anda tüm kalbimiz, dualarımız orada ülkecek seferber olduk. Zor günlerde zaten Türk milleti olarak nasıl birbirimize yardım ettiğimizi biliyoruz. İnşallah bu zor günlerde de atlatacağız arkadaşlar. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bu bir gerçek, bilimsel bir gerçek. Deprem de zaten bakın bu kırmızı bölgede oldu. Burada deprem olabileceği ihtimali her zaman vardı. Yine ülkemize başka yerlerde de deprem olabilir. Deprem bir gerçeğimiz. Bizler depreme karşı hazırlıklı olmalıyız her zaman. Depremzedeler ve deprem mağdurlarının öncelikli ihtiyaçlarını biliyoruz. Zaten soğuk kış günündeyiz. Zaten hem kar, hem soğuk, hem yağmur, hem de deprem bir arada olunca Oradaki depremzede e, vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza mutlaka sağlık, barınma, ısınma ve gıda konusunda yardım etmemiz gerekiyor. Peki deprem sonrası yardım desteği nasıl yapılır? Bunu söyleyelim. Birincisi sosyal medya ile galeyana gelinmemeli ve yardım yığınları oluşturmamalı. Çünkü bir anda her yerden yardım geldiği zaman bu da dağınıklığa sebep veriyor. Afar ve Kızlayın öncelikli paylaştıkları dikkate alınmalı. Bu kurumlar biliyorsunuz direkt depremzedelere ulaşabilen resmi kurumlar bilinçsiz destek göndermememiz gerekiyor. Afet ve Kızılay ile iletime geçerek arama kurtarma çalışmalarına, sağlık kontrollerine, temiz eşya battaniye gibi eşyaların tedarik edilmesine destek verebiliriz. Özellikle doğal afetten etkilenenlere kan verebiliriz yaralılara arkadaşlar. Peki deprem anında ne yapmalıyız? Biliyorsunuz ki şu anda artçı sarsıntılar devam ediyor. Başka zamanlarda yine depremler olabilir. Allah tüm ülkemizi korusun tabii ki. Deprem anında eğer bina içerisindeysek arkadaşlar kesinlikle panik yapmamamız gerekiyor. Güvenli bir yer bulup diz üstü çöküp başımızı ve ensemizi koruyacak şekilde kapanmalı düşmemek için sabit bir yere tutmamız gerekiyor. Çıkışlara doğru koşmamamız gerekiyor. Telefonları, acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanmamamız gerekiyor. Kibrit çakmak yakmıyoruz. Elektrik düğmelerine dokunmuyoruz. Eğer deprem anında açık bir alandaysak yani dışarıdaysak Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzak durmamız gerekiyor. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olmamız gerekiyor. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Deniz kıyısından da uzak durmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer metroda veya diğer toplu taşıma araçlarındaysak da gerekmedikçe Kesinlikle metro ve trenden inmiyoruz. Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalı. Metro veya tren personeli tarafından da verilen talimatlara uymamız gerekiyor. Bir kez daha Kahramanmaraş'a, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Malatya'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şu anda bu videoyu çekerken Ankara'da da bir yer sarsıntısı, bir deprem olduğu haberini aldık. Ankara'daki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz tekrar. İnşallah bu zor günleri de dayanışmayla birlikte birbirimize destek olarak atılacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere, tekrar tüm ülkemize geçmiş olsun.